Ayşe, Ayşe neredesin? Neredesin Ayşe ya? Allah Allah, buradaydı biraz önce, buradaydı. Başka yere falan gideceğim dedin mi Büşra? Hayır Emir, gideceğim falan demedi, buradaydı. Biraz önce buradaydı ya. Nasıl olur? Niye yalnız bıraktım ki onu? Benim suçum hepsi. Ne oldu ki şimdi? Kim kaçıracak ki onu? Ne oldu? Hemen polise gitmemiz lazım. Ne polisi ya? Belki buralardadır. Annesini falan telaşlandırmayalım. Büşra, ya kaybolduysa, gerçekten bir şey olduysa o zaman ne hesap vereceğiz? Neden polise gitmediniz diyecek. Hem Ayşe için de geçerli bir şey. Buradan nereye gidebilir ki kız? O haber verir değerli. Bir yere gidecek olsa. Hemen polis arayacağım. Hadi gidelim bir an önce. Ayşe, keşke yalnız bırakmasaydım. Hepsi benim suçum. Sen bir şey yapmadın. Kız bankaya gitmiş. Ne olacak ki? Bilmiyorum ya. İçimde çok kötü bir his var. Polis ne dedi? Ne diyecek? Annesi babası içeride. Kadıncağız ağlıyor. Ben şimdi Ayşe'nin annesine ne derim? Yani yazık değil mi ona da? Hep benim suçum. Dışarı çıkalım dedim. Dışarıda ne işimiz var? Kim yapabilir ki bunu Ayşe'ye? Dışarı söylesene, kim yapabilir? Ayşem nerede şimdi? Ya Ayşe'ne bir şey olursa, ya kötü birinin eline geçtiyse, eğer öyle birisine zarar verirse, o adamı var ya ben ne yaparım? Ben Ayşemsiz ne yapacağım? Emir ağlama, biz de çok üzgünüz ama ne yapalım şu anda? Zaten hepsi benim suçum. Sen kendini suçlama Büşra. Öyle değil mi Belcan? Ben de yanında gitseydim keşke. Siz oradasınız diye benim orada kalmamı istedi. Seninle yüz yüze gelmemem için. Hep senin suçun zaten. Şu an yine neden bana sataşıyorsun? Ben ne yaptım? Sus! Hepsi senin suçun. Hepsi! Şu an kendine gel. Ben bir şey yapmadım halde hala bana sataşıyorsun. Ya tamam, bir şey demiyorum ya. Çıksalardı teyzeyle amca. Artık ne olduysa öğrenmek istiyorum. Umarım bir haber gelir. Ya, ama kim kaçıracak ki? Ayşegül'ün bildiğim hiçbir düşmanı yok sanırım. Hayırdır şu an? Aklına biri mi geldi? Evet Büşra, aklına biri mi geldi? Aslında bir tane düşmanları var onların. Kim ki? Kim olacak? Üvey babası. Yok canım, daha neler. O kadarını yapmaz yani küçücük kıza. O adam tanıdığınız gibi bir adam değil. Her şeyi yapabilir o adam. Kesin o yaptı. Büşra, o nasıl yapabilir böyle bir şey? Bu adam bu kadar psikopatsa niye bizim haberimiz yok? Siz onu tanımıyorsunuz. Ayşe'ye çok şeyler yaptı. Ama Ayşe annesinin huzuru bozulmasın diye ses etmemişti. Ama annesi olayı anlayınca boşanma davası açtı. Belki de bu yüzdendir. Ne? Olabilir bu. Bir an önce bir yerleri arayalım. Hemen bunu araştıralım. Adamın sinyallerini. Polisi de bunu söylememiz gerekir. Söyledin mi? Hayır. Yeni aklıma geldi. Hemen gidip söyleyeceğim ama. Tamam ağlama. Bulacağım kızımı, merak etme. Ben onu yalnız bırakmamalıydım. O psikopata nasıl güvendim? Onunla dışarı çıkmalıydım. Hele ki bu süreçte. Kesin ondan intikam alacağını biliyordum. Hepsi benim suçum. Özür dilerim. Benim yüzümden oldu hepsi. Hayır Büşra, seninle ne alakası var? O psikopata nasıl güvenip de kızımı bıraktım? Başka yerlere de gidiyor bu kız. Hepsi benim suçum. Aslında hepsi benim suçum. Özür dilerim. Ayşe'ye sahip çıkamadım. Hepsi benim hatam. Neden onunla gitmiyorsun ki ya? Arkadaşınla dışarı çıkmışsın. Keşke onunla gitseydin. Hepsi benim hatam ya. Büşra ağlama. Senin suçun yok bunda. Ya Bercan nasıl ağlamayayım? Her şeyi mahvediyorum ya. Sanki elime attığım her şeyde lanetleniyormuşum gibi. Belki de ben hepinize zarar veriyorum. Artık karar verdim. Ya böyle bir adamın psikopatla seni ne ilgilendirir kızım? Kendini suçlayıp durma. Sen dünyanın en iyi insanısın. Teşekkür ederim Bercan ama bu söylediğin aynı şey değil. Güzelim, lütfen ağlama. Bak sen ağladıkça ben de dayanamıyorum. Bilmiyorum Berkcan. Ben ne yapacağım artık karar veremiyorum. Kendimi de iyi hissetmiyorum açıkçası hiç bu durumda. Ağlama hadi. Sil gözyaşlarını. Ayşe'yi bulacağım diyorum sana, merak etme. Bana güvenmiyor musun? Yani güveniyorum. Merak etme. Bana güveniyorsan Ayşe'yi bulacağız diyorum işte. Üzülme, tamam mı? Peki Berkcan. Ay ne olmuş kız? Ne olmuş? Ne olmuş? Allah'ım bu kızla takılan ne gamlılık kullara giriyor. Ayşe yoksa cinayete mi kurban gitti? İlayda saçma sapan konuşma. Ağzından yel alsın. Arkadaşım hakkında ne diyorsun sen? Kesin cinayet. Kesin canım Ayşe'cim, kankacım senin yüzden cinayete kurban gitti. Vallahi Müge Hanım'ı arayacağım. Arıyorum, arıyorum, hemen arıyorum. Saçmalama İlayda, ne konusu? İlayda dur, saçmalama. Ya kapatsana kızım, sen psikopat mısın? Alo Müge abla. Burada bir tane cinayet işleyen bir şey var. Ortak olmuş yani. Bir tane adama mı kadına mı bilmiyorum yani. İlayda kapat şunu. İlaydacığım kapatır mısın? Ay sen bana cım dediysen nasıl kapatmam? Sen bana cım demişsin Berkcancığım. Of Allah'ım, bu İlayda hiç çekinmiyor. Tamam hayatım, kendini bitirdin.
Ağlıyor ağlıyor. Evet teyze, ağlama artık, bulunacak. Merak etme, ben bulacağım her türlü onu. Ne olursa olsun bulacağım. Demek beni öylece kaşığı atacaktınız ha? Siz bunu başarabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Senelerce sizin için çalıştım. Boşuna mı çalıştım? O annem bana hesap verecek. Ve sen de, senin yüzünden sevdiğim kadından ayrıldım. Annem beni bıraktı. Böylece kolayca hayatından gidebileceğinizi mi sandınız siz? Mahvedeceğim sizi. Bakalım bir haber var mı? Daha aramamış. Arayamazsın tabii. Ben aradım da bana ulaşacaksın. Hey sen! Ne diyorsun kadın ya? Sen bana böyle bir şey söylememiştin. Kızı niye kaçırdın? Niye böyle bir şey yaptın? Ben böyle bir şeyde yokum. Ne demek istiyorsun lan? Sen nasıl böyle bir şeyde yoksun? Yarı yolda böyle satmak var mı? Ben diyorum böyle bir şey kabul etmedim. Elin kızını niye kaçırıp getiriyorsun lan sen benim kapıma? Benim başımı belaya sokacaksın. Ben istemiyorum. Ben gideceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Öyle var mı? Ne diyorsun lan sen? Hiçbir yere gidemezsin dedim. Böyle birden gelip gitmek var mı buraya? Lan kızın evinin karşısındayız. Sen nasıl bir psikopatsın da buraya getiriyorsun? Hiçbir yere gidemezsin dedim. Geç içeri şimdi. Ya bıraksana beni. O kızı da bırak. Ben istemiyorum lan böyle bir olaya katılmak. Artık katıldın. Sonuna kadar bennesin. Onlardan intikam mı alacaksın? Sen de bana yardımcı olacaksın. Tabii karşısına getirdim. Buradan şüphelenmezler. Ne sanacaklar? Bunu halde gezdiğini mi sanacaklar? Sen nasıl bir psikopatsın oğlum ya? Nasıl bir psikopatsın? Karışma. Odaya girerken falan da maske tak bir tane. Maske mi? Evet, yemek verirken. O kızın hafızası iyidir, zeki bir kızdır. Maske takarsa niye edersin? Allah'ım ben nasıl bir şeye bulaştım ya? Böyle psikopatlarla niye muhatap oldum ben? Kes sesini. Seninle uğraşamam şimdi. Yemek çıkar, su çıkar. Belki acıkmıştır. Ölmesin orada. İşim var daha onunla. Hey Allah'ım ya, ben nasıl bir şeye bulaştım ya? Çıkar yesin. Sakın tek kelime etme onunla. Duymayın. Seni de gebertirim. Tamam peki ya, psikopat. Allah'ım psikopatı. Şurayı bırakayım çıkayım. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Hey dur orada. Siz de kimsiniz ya? Benim ne işim var burada? Çıkarın beni buradan. Neredeyim? Kim getirdi buraya beni? Kes sesini. Buradasın işte. Sen de kimsin? Çıkar o maskeyi. Kimsin? Otur yerine uslu uslu. Hiçbir yere de ayrılamazsın burada. Eğer bir şekilde dışarı çıktığını falan göreyim, bir şekilde bağırdığını göreyim, kötü olur. Anladın mı? Kim kaçırdı beni? Ne oluyor dedim sana. Sana dedim ki sakin otur. Kendini bağırttırmak zorunda kaldırma. Oradan da yemeğini yiyebilirsin istediğin gibi. Daha fazla sesini çıkarma. Sesin çıktıkça aşağıdaki seni buraya getiren psikopat seni öldürebilir. Anladın mı? Bana yardım edin lütfen. Anneme gitmek istiyorum ben. Lütfen bana yardım edin. Ne yapacağım burada ben? Beni kaçıran kim onu söyleyesenize. Bunu ben de söyleyemem. Ama burada kal. Allah Allah ya. Bir de çoluk çocukla uğraşıyoruz. Ne oluyor lan? Ne diyorsun? Kes ya. Bir şey demiyorum. Ne haliniz varsa görün. Yemek falan da yemez bu kız. Haberin olsun. En sonunda açlıktan ölür. Başına bile cinayet işlemiş olursun. Uğraştığım şeylere bak ya. Sen de kimsin? Sana arkanı dönme dedim. Her zamanki gibi söz dinlemiyorsun. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Tabii tanırsın. Sana yıllarca babalık yaptım kızım. Senin için çalıştım. Gittim. Hiç sana bakmayayım babana mı? Evlat oldun şimdi. Ne zaman seni dövdüm lan? Ne zaman sana bir şey söyledim? Ne diyorsun sen ya? Bırak beni. Anneme gideceğim. Babama gideceğim. Senin baban benim. Ama artık değilim. Bu da umurumda değil. Ama eşimi alacağım. Senin yüzünden annem benden boşandı. Buna izin verir miyim sanıyorum? Bırak diyorum beni. Psikopat adam. Bırak. Bağırma kız. Bağırma. Kes sesini. Abi elimden hiçbir şey gelmiyor ya. Sen yeteri kadar şey yapıyorsun. Ne yapabilirsin ki şu anda? Üvey babası kaçırmış. Ben Ayşe'nin bu kadar konuları olduğunu bile bilmiyordum abi ya. Tamam biliyordum bir sıkıntısı olduğunu ama bu kadarını bilmiyordum. Yani Ayşe bana hiç belki de güvenmiyordu haklı olarak. Anlatamamış bile kız. Benden de nasıl bir arkadaş olacaksa. Saçmalama oğlum, sen niye kendini suçluyorsun? Kendine gel, düşrağı gibi başlama sen de. Kendini suçlayan suçlayana. Baksana abi sabah oluyor. Daha Ayşe yok ortada. Merak etme. Bulunacak işte, bulunacak. Biraz kahvaltı falan hazırlayayım. Akşamdan beri teyze hiçbir şey yemedi. Aman ne yiyecek? Senin gudubet suratını görmüşlerdi de yiyememişlerdir. Düşler hep senin yüzünden millet kaçırılıyor, ölüyor, bir şey oluyor. Yani senin olduğun yerde felaket var. Kızım sen kendine bir kurşun falan döktür. Hepimizden uzak.
olacaktır. Değil mi aşkı Tombercan? İlayda Allah aşkına şu an hiç çekilmiyorsun ya, sus. Evet İlayda, gerçekten çekilmiyorsun. İyi ya, doğruları söylemek de hata olmuş. Bu kız gudubet, anlamıyor musun aşkı Tom? Yani benim gibi meleği iki bir kız varken nasıl bu kıza bakarsın ya? Kızım sen hiç Ayşe için üzülmüyor musun ya? Bir kere de kes sesini artık ya. Ya hiç üzülmez misin sen ya? Sen insan değil misin ya? Bir kere de üzül ya bir şeye. Üzülmez olur muyum Büşra? Çok üzülüyorum ama ben üzüntümü böyle atıyorum işte. Tamam İlayda, üzülüyorsundur. Sen de bir insansın sonuçta. Evet üzülüyorum tabii. Espri yaparak sizi güldürmeye çalışıyorum sadece. O kadar yani. Yoksa ben de espri yapmasam hepiniz ağlar durmuşsunuz. Öyle değil mi Büşra? Haklısın İlayda. Tamam ağlama. Baksana onun için mükemmeleri bile aradım yani. Daha ne yapayım? Senin gudum ettiğini anlattım. İlayda! Yani yalan mı söylüyorum? Aramadın mı kızım yani mükemmeye? Aslında var ya, pazartesi olsaydı bugün çıkardık televizyona. Hem ben Çanaş kitabı da aşkımı ilan ederdim tüm 80 milyonun önünde. Tabii yani Müge Anlı'nın derdi oydu yani. Senin aşkını itiraf etmendi. Allah'ım bu halde bile insanı güldürebiliyorsun ya. Gerçekten ileride çok komiksin ya. Emir sen de kendine gel. Herkes bir şeyler yesin artık abi ya. Bu ne ya? Tamam kendinize gelin. Bulunacak Ayşe zaten şu anda. O adam kaçırsa bile güçlü bir şekilde duruyordu. Sen benim kızımı nasıl kaçırırsın? Sen ne istiyorsun benden? Bırak diyorum çocuğumu, bırak. Ne oluyor? Teyze nerede? Bırak diyorum. Çocuğumu bırak. Kızını istiyorsan rahat, benden boşanmayacaksın. Ver şu telefonu sen bana, ver. Allah, ne oluyor? İlayda sus, adam ne diyor duymuyoruz. Bana geleceksin, anladın mı? Bırak kızımı diyorum, psikopat bırak. Tamam, kabul etmiyorsun demek. Kapat. Hey kapatma, kızımın sesini duymak istiyorum. Ne oldu teyze? Ne olacak, kızımı kaçırmış. Ben gelmezsem ondan boşanırsam asla göremezsin diyor bana. Merak etme, kızım hiçbir şekilde alamaz. Onun nedenine bakma. Sen sakın öyle bir şey yapma kızımız için. Ama benim yüzümden kızımı tehlikeye atamam. Ne istiyorsa yaparım yani, sıkıntı değil. O benim evladımı, yavrumu almış. Lan yeşil çanda Türk filmi izliyoruz. Çok duygusal olmaya başladı. İlayda sus, Allah aşkına sus. Ayıp ya, insanların acısına bari saygı duy ya. Evet İlayda, şu durumda. Tamam bir şey demedim, ben de espriye katılım. Espri yapma sen bir süre ya, tamam mı? Yapma. Tamam aşkım, ne dedim yani? Tamam yapmıyorum. Lütfen, sakın, sakin karar ver. Evet efendim, sakin karar verin. Kesinlikle teyze, sakin karar verin. Bakın Ayşe, o adama sizin gitmenizi hiç istemez bile. Lütfen yanlış bir karar vermeyin. Ben gideceğim, polisle konuşacağım. Halledeceğim, merak etme. Kızımızı akşama bulacağız. Teyzeciğim biraz oturun, dinlenin bak. Çok kendinizi yoruyorsun. İsterseniz biraz da yatabilirsiniz. Şu an senin suratını görmekten böyledir belki de, ne dersin? Yani senin şu saçlarını görmekten böyle değil. Neyse senle tartışmayacağım ya. Biz biraz aşağı inelim. Siz de tek başınıza dinlenin. Tamam çocuklar tamam. Siz de yoruldunuz. Gidin evinize dinlenin. Yok teyze biz buradayız. Evet evet biz buradayız kesinlikle. Yani ben de buradayım yani. Berkcan buradaysa. İlayda. Yani Ayşe'ye çok üzüldüm dedim yani. Berkcan burada olması benim için hiç önemli değil biliyor musun? Berkcan da kim Ayşe'cimin yanında? Allah'ım inşallah öldürmez o adam. Öldürür mü ki acaba yavrum o psikopat? Hayır öyle bir şey olur mu teyzeciğim, olur mu yani? Sadece sizi korkutmaya çalışıyor. İlayda kes sesini, in aşağıya. Tamam beni dedik sanki, belki öldürebilir yani Müge Anlı da oluyor. Yok öyle bir şey olmaz teyzeciğim, İlayda'yı biliyorsunuz boş yapıyor. Evet teyze, İlayda'yı biliyorsunuz boş yapıyor. Tamam çocuklar tamam. İyi ki sizin gibi arkadaşları var Ayşe'nin. Onu hiç yalnız bırakmayacağınızı biliyorum. Böyle bir durumda bile hep yanımdasınız. Ayşe'nin sizi çok sevdiği kadar var. Tabii ki de öyle olacak. O en yakın arkadaşım. Neyse ben de çıkayım en iyisi. Teyzeciğim siz de kendinize dikkat edin. Acaba iyi midir Ayşe? Bir şeyler falan yemiş midir ya? Of bu adam yemek veriyor mudur ki? Ne yaptı? Bir gün oldu yani. Ya tamam ağlamayı kes artık, kes güzelim. İyi olacak o, merak etme. Gelecek yanımıza, ben eminim yani halledecek. Zaten sinyal alınmış yakın bir zamanda. Bulunur o. Emin misin Berkcan? Eminim tabii ki de. Mahir de aramış. Şura, Mahir'den bahsetme. Ne yapayım, aramış çocuk yani, geleyim mi diyor. Yok gelmiş de gerek yok onun. O kim ki? Burada gelip Ayşe'yi bulacak. Şura? Abi? Ne yapıyorsun sen orada? O orangutan. Abi şimdi zamanla değil yani biliyorsun. Arkadaşımı kaybettim. Kızım sen niye daha önce haber vermiyorsun?
Niye verecek? Berkcan'la burada aşkı kuşku yapıyor yani. Ayşe'nin kaybolması da işine geldi Büşra'nın. Ne güzel. Oo, Berkcan teselli ediyor. İleride konumuzla ne alakası var? Ha, tabii. Bak, senin de hoşuna gidiyor zaten. Tabii. Ha, gidiyor İleride. Sana ne bu durumdan? Seni ne ilgilendirir? İlk defa kabul etti. Yani beni ilgilendirir yani. Sonuçta benim aşkı da. Tabii canım. Rüyanda tabii değil mi? Gerçek hayatta hiç görmedim ben senin Berkcan'ın sana karşı bir şey hissettiğini de. Hayırdır be, şu an niye bu kadar böyle şeyler konuşuyorsun? Hiç kimse beni sevmiyor mu yani? Hayatta hep ben böyle mi olacağım? Büşra! Şu orangutanla ilgili düzgün konuş. Aman abi sen de var ya. Ne orangutan deyip duruyorsun? Çocuğun neresi orangutana benziyor ya? Bakayım. Sanki biraz abi benziyor. Sanki biraz benziyor gibi. Büşra gerçekten mi böyle düşünüyorsun? Ya yok ya, boş boş espri yapıyorum. Valla gerçekten, neyse şu durum bir geçsin, daha iyisini konuşuruz. Ben artık böyle duramayacağım yani. Ne diyorsun Büşra? Ne yapacaksın ki? Ya abi ben böyle duramam ya. Bu çevre zaten. Küçücük bir yerde yaşıyoruz yani. Bu çevrededir. O adam nereye gidebilir ki başka? Tamam da Büşra polis arıyor. Öyle ama ben duramam diyorum. Ben de sokak arayacağım. Ayşe. Büşra saçmalama, böyle bulunabilir mi? Bulunur diyorum abi, bulunur. Büşra dur. Hayır Berkcan, durmayacağım. Ayşe neredesin? Buralardaysan lütfen beni dur. Ayşe. Büşra? Arkadaşım geldi. Büşra. Hemen dur diyorum. Eğer sesini bir kere daha çıkarırsan seni öldürürüm burada. Arkadaşım. Ayşe neredesin? Neredesin Ayşe? Nereye kaybolmuş olabilirsin? Ama arkadaşım beni arıyor. Bak bu kadar yakınlaşmışlar. Neredeyiz ki biz, bu kadar yakınımdalar onlar? Nasıl bizi bulabilirler? Çok konuşma. Çok şey bilmene de gerek yok. Tüm her yer kapalı zaten. Hiçbir şey göremezsin. O annem buraya gelene kadar sen asla kurtulamazsın. Bakalım annen gerçekten seni mi seviyor? Yoksa o ukala babanı mı seviyor? Göreceğiz. Beni bırak diyorum. Bırak. Annem öyle bir şey sakın yapmasın. Senin eline düşmesin annem tekrar. Ben onun için her şeyi göze alırım. Bak ya, şu cesaretli kız numaralarını bırak. Senin ne olduğunu biliyoruz Ayşe. Karşında tir tir titrerdin korkudan. Artık senden korkmuyorum. Kimseden korkmuyorum. Şiddet duygularını hiç kimseden korkmaya gerek yoktur. Anladın mı? İyi tamam, korkma sen. Bir süre daha korkma. Ayşe! Hadi Büşra, kendini yorma bu kadar. Bulamazsın. Evet kızım, sen yalnızsın mı bulacaksın hemen aradığını? Ya sus diyorum İlayda ya. Kendini mi gördün sanıyor herhalde Büşra? Allah'ım ya, nerede bu kız ya? Nerede olabilir ki? Gerçekten başka yere götüremez, hissediyorum sanki Ayşe buralarda bir yerlerde. Hadi eve gidelim artık. Yeter bu kadar kendinizi yıprattınız. Hadi. Tamam hadi gençler, üzülmeyin artık. Abi ne yapalım? Yani hala bulunmadı. Kaç saat oldu? Şuna baksana. O kız Allah bilir nerede, ne yapıyordur şimdi? Polis dedi. Sabaha yeni bir haber çıkar belki dedi. Abi belki ile mi yaşayacağız? Ayşe orada ne yaptığını bilmiyoruz. Berkcan aşkım, aynı yemeği çıkmış ki kadar olduk yani. Biraz fakir evi ama olsun yani. Yine de seninle olunca her yer bana saray, kendimi Hürrem, seni Sultan Süleyman gibi hissediyorum. İlayda! Niye kıskanıyorsun kızım? Siz ayrılmadınız mı? Ne alakası var? Hani şu anda konumuz o değil ya, o yüzden demek istedim de. Ama sen de Mahir'e yüz ver sonra da gel aşk kitabı sahip çık. Öyle bir şey yok kızım, olmaz öyle bir şey. Of İlayda, seninle uğraşamayacağım ya şu anda. Arkadaşım nerede ya? Gelmeyecek herhalde. Hadi gençler, gece 3 oldu saat. Bak 2 gündür uyumuyorsunuz, artık yatın. Hayır abi, ben uyumayacağım. Ben de abi, ben de uyumam. Evet abi, ben de uyumayacağım. Ben uyusam iyi olur da. İyi İlayda, o zaman git evinde uyu. Yok kızım, ne uyuması ya, ben sizi yalnız bırakır mıyım hiç Berkcan'la? Ayıpsın yani. Of Allah'ım ya, bunun derdi de Berkcan ya. Onun derdi Berkcan değil. Şimdi bir espri yapacağım da bu moral bozukluğunda çekemeyeceğiz. Abi lütfen sen de yapma. Onun derdi hayvanseverlik aslında İlayda'nın derdi. Orangutan seviyor. Orangutan mı? Evet ya, çok tatlılar. Ben çok severim. Onların belgesellerini falan izlerim. Ya dedim işte, orangutan seviyor. Abi şimdi zamanı mı? Tamam değil. Komik de olmuyor zaten. İnsanın keyfi olmayınca komik de olmuyor. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Yemek götürecektim de maske taktım. Aferin. Sakın bir hata yapma. Ben biraz uzanacağım.
Tamam tamam uzan sen. Hem de dinlenmiş olursun. Zaten oturarak uyuyacağım. Sakın bir yanlış yapmayın. Ya merak etme, yanlış olan yapmıyoruz. Bağırıp durma lan bana. Lan lan onunla konuşma. Tamam peki peki. Git hadi. Zıbar. Ben de çocuğun yanına çıkayım. Yemeğini yemiş mi? Niye geldiniz? Niye geldiniz? Bırakın yalnız beni. Ayşe sessiz ol. Ne oldu? Ayşe bir saat sonra çıkartacağım seni buradan. Ne? Çıkartacak mısınız? Ayşe sessiz ol dedim. O kıskımat duymasın. İkimiz de öldürür. Başımı beri alamam ben seni buradan kaçır. Seni buradan kaçıracağım. Ama bu psikopatın haberi olmaması lazım. Ya bizi görürse silah da var. Merak etme. Biraz risk alacağız. Seni buradan bir şekilde çıkaracağım. Uykuya dalmasını bekle. Tamam mı? Peki peki. Tamam. Ayşe, sessizce takip et beni. Peki tamam. Sessiz ol Ayşe. Sessiz ol. Tamam peki sessizim zaten. Ne oluyor orada? Ben çöp atmaya çıkıyorum. Ayşe hemen hızlıca kaç buradan. Peki. Nerede lan bunlar? Hey neredesin? Demek? Neredesiniz? Kaçırdın demek de o kızı. Ben size gösteririm. Teyze içeri girelim. Bak yağmur yağıyor. Teyze ağlama bak. Zaten bak çok yağmur. İçeri girelim hadi. Kızım belki bu sokaklardadır o psikopatlar. Nereye götürebilirim ki onu kızımı? Ben de ıslanacağım. O belki şu an hiçbir şey yiyemedi. Ben sıcacık evde uyurken oturamam. Babası da perişan oldu. Karakollarda bekliyor. Her yeri arıyor. Tamam teyzeciğim. Lütfen sakin olun. Evet teyze. Biraz kendinize gelin. Anne. Kızım. Kızımın sesi. Ayşe. 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 Anneciğim. Ayşe. Kızım. Özür dilerim. Böyle bir adamla seni muhatap ettim. Anne seni çok özledim anneciğim. Götürdü kızım. Sana bir zarar mı verdi? Ne yaptı? O psikopat nerede? Anne tamam. Kurtuldum işte sonunda. İyiyim şu anda. Anne. O yakınlarda olabilir şu anda. Nasıl yani? Anne ben evimize çok yakınmışım. Mahallenin sonundaki evdeymişim ben. Perdeler kapalı olduğu için görememiştim. Ne? Kız Ayşe bu kadar sanat mısın burada ismini de söylemiyorsun? Kes sesini. Şimdi zamanı mı? Ne bileyim ya insan bilmezsin ya nerede olduğunu. Şu an... Kanka senin sesini de duydum. Nasıl yani? Bağırıyordun. Ayşe Ayşe diye. Hepsini duydum. Ama bana izin vermedi. Anne o çok psikopat. Bize zarar verebilir. Sana zarar verebilir anne. Delirmiş gibiydi. Buralarda bir yerdedir anne. İyi bildin. Buralardayım. Demek kaçtın elinden. Kızımdan uzak dur. Kızın ne oldu şimdi? Bugüne kadar kızın değildi. Şimdi mi kızın oldu? Sana kızımdan uzak dur diyorum. Ona zarar veremezsin. O kadar zarar gelmeyeceğini bilseydin bana gelirdin. Ama baktım ki gelmiyorsun. Demek ki kızını çok da umursadığın sayılmaz. Kızımı umursuyorum. Bırak dedim. Çekil önümden. Ya ben de gelirsin ya da kızınla bedelini ödersin. Çekil. Hayır, kızıma zarar veremezsin. İnsan bilirsin.